Ceci Bıldırcın diğer kanaldan herkese sevgiler, saygılar. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere bu kutumuzu göstereceğim. Peki kutumuzda ne var? Tahmin edeceğiniz gibi kutumuzda arkadaşlar yeni çıkan civcivlerimiz var. Evet, bir de sürpriz çıkımımız var. Onları size göstermek istiyorum. Yani bu bir civciv çıkım videosu. Tabii daha önce makineden çıkımı göstermedim. Makineden çıkartırkenki durumu biraz hızlı olması için. Burada kutunun içerisinde göstermek istiyorum. Gelin beraberce yeni çıkan civcivlerimize bir göz atalım. Evet, evet bebişler. Merhaba. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni çıkan civcivlerimiz burada, maşallah rengarenk, hepsi birbirinden güzel. Ama 3 tane var ki ben onların rengine bayıldım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok tatlılar. Peki onlar hangileri? Dur, göstereyim. Buradalar. Düşmeyin ha. Arkadaşlar bunlardan şu an 2 tanesini çıkarttım. 3 tane. Yani renkleri gerçekten çok hoşuma gitti. Çok tatlı, çok güzel bir renkleri var. Tabi yumurtayı aldığım arkadaşa sordum. Yani bizim evde diyor böyle bir tavuk yoktu ama ben de şaşırdım falan diyor. Tabi mutlaka büyüdükleri zaman değişir bunların rengi ama şu anda çok güzel, çok tatlı maşallah. Gerçekten bayıldım. Bunlar arkadaşa vereceğim bu civcivleri ama bu 3 tanesini eğer arkadaşı kandırabilirsem, ikna edebilirsem ben kendim almaya çalışacağım. Alamazsam da yumurtasını isteyeceğim inşallah. Bunları tekrar yerine koyayım düşmesinler. Siz ne tatlı bir şeysiniz böyle maşallah ya. Siz ne tatlı bir şeysiniz. Hey, buraya bak. Maşallah, demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Maşallah. Tabi bunları yeni çıkarttık makinada. Buraya getirdik. Mısır unu da daha yeni verdik kendilere. Onun için açlar. Yiyecek bir şeyler arıyorlar. Yerlerine koyalım. Yemlerine devam etsinler. Yine böyle bir renk var arkadaşlar. Hani bu da çok tatlı maşallah. Bu da çok güzel. Harika bir rengi var. Şu kafasından sırtına doğru giden siyah noktalar. Yani maşallah özel çizilmiş gibi sanki. Maşallah arkadaşlar. Çok tatlılar. Hadi sen de yerine geç bakayım. Sen de yerine geç. Evet arkadaşlar, bunlar bu şekilde, böyle rengarenk, çok tatlı, çok güzeller maşallah. Ha, bir de sürpriz çıkım var demiştim, onu da göstereyim. Sürpriz çıkımımızda ne arkadaşlar? Bakın burada bizim paytaklar. Evet, bunlar da bizim paytaklar arkadaşlar. Ördeklerimiz de çıkmaya başlamış. Normalde ben bunları daha bugün çıkıma alacaktım. Normalde bugün 25-26. gün, bugün başlıyor. Bugün çıkıma alacaktım ama sabahleyin şunları çıkartmak üzere geldiğimde bir baktım ki bunlar da makinenin içerisinde geziyorlar. Normalde bunlar daha gelişim şeyindeydi. Gelişim bir yolundaydı. Daha çıkım sepetini almamıştım. Ama bir baktım ki çıkım sepetinde çıkmışlar ve makinenin içerisinde geziyorlar. Yani bayağı şaşırdım. Yani 3 taneydi. Diğeri de nerede? Diğeri de tabi diğerine rengi farklı. Evet. Diğer paytağımız da burada. Hop. Evet. 13 tane ördek yumurtası koymuştum. Bunlardan 8 tanesi, hatta 7 tanesi dolu idi.
İşte onlardan da 3 tanesi çıkmış. Bir tanesi de yumurtayı kırmıştı. Çıkmaya devam ediyor. Hop gitti içine. Evet, neyse bunları da yerine koyalım arkadaşlar. Evet. Tavuk yumurtalarımızdan da kaç tane doluydu? Toplam 36 tane tavuk yumurtası vardı içerisinde. Bunlardan 29 tanesi dolu idi. 26 tanesi çıktı. 3 tanesi de yine maalesef çıkamamış arkadaşlar. Yani o tahmin ediyorum ya havalandırma ile alakalı ya da sıcaklıkla alakalı bir sıkıntı. Makinenin sıcaklık ayarlarını, derecesini bir daha kontrol edeceğim. Şimdi tekrar yumurta koyacağım. Koymadan önce sıcaklık şeyini iyice ayarlayacağım. Havalandırmasını iyice kontrol edeceğim. Ondan sonra tekrar yeni yumurta koyacağım. Çünkü içinde ölmesinin, gelişim sürecinde ölmesinin veyahut da gelişimi tamamladıktan sonra çıkma aşamasında ölmesinin sebepleri şöyle biraz araştırdım. Yani ekseriyetle sıcaklıkla alakalı bir de havalandırmayla alakalı sıkıntıyı işaret ediyor. Yani çıkım şu ana kadar %90'ın altına çok düşmedi çok şükür. %85, %90'ın altına düşmedi. Ama tabii bu kadar emek veriyoruz. Neticede bunlar da canlı. Onun için %100 çıkım alma imkanı da varken neden içinde ölsün? Ufak tefek demek ki eksiklerimiz var. O eksiklerimizi tamamlayıp inşallah %100 çıkım. Hatta yani çıkımdan daha ziyade de arkadaşlar hiçbir canlının ölmemesi. Yani ona makine koyduktan 2 gün sonra oluşum başlıyor. Yani oluşum başladıktan sonra canlandıktan sonra ölmesi insanı ister istemez üzüyor. Yani belki bebel altında da bırakıyor olabilir bizi. Onun için eksiğimizi tamamlayalım ve bebel altına girmeyelim diye düşünüyorum. İnşallah bir makineyi gözden geçireceğim tekrar. Gene yumurtaları o zaman koyacağım. Tabii o geri kalan ördekler de çıksın. Bugün yarın diğer ördekler de çıkar inşallah sıkıntısız. Onlar da çıktıktan sonra makinenin ayarını tekrar bir gözden geçireceğim. Yeni yumurtaları da o şekilde koyacağım arkadaşlar. Evet, civcivlerimiz bu şekilde. Yeni bir civciv çıkım videosu. Bu şekilde çıkmış olalım arkadaşlar. Civcivlerimizi göstermiş olalım. Tabii dediğim gibi bunları arkadaşa vereceğim. Normalde birkaç tanesini ben alacaktım ama arkadaş yeni yumurta getireyim sana diyor. Onun için yeni yumurta getirecek. Biz de onları makineye koyacağız inşallah. Bunların hepsini, yani ördekler hariç civcivlerin hepsini, şu an 26 civciv var. Hepsini inşallah arkadaşa vereceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda böyle bir çıkım videosu olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda çıkan linklere tıklayarak diğer videolarımı da seyredebilirsiniz. Abone değilseniz abone olarak videolarımızı seyredersiniz ve destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.